Dolar euro artışı 13 lira seviyelerinde dolar, 14 lira 15 liraya da euro yaklaştı. Çeyrek altında 1200 lira seviyelerinde. İlk öncelikle bu kuru nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Vallahi kur şu an çok yüksek. Yani ülke gerçekten ekonomik bir buhran geçiriyor. Ülke gerçekten çok kötü bir idare ediliyor. Bunun farkındayız. Yani doların ve altının yükselmesi bana göre çok iyi bir şey değil. Ekonomiye bağlı her şey. Ekonomi şu an bitik. Ekonomi bitik diyorsunuz ama Recep Tayyip Erdoğan da ekonominin kitabını biz yazdık dedi. Ya boş konuşuyor. Yani ekonomi kitabını yazdı. Ekonomi madem dolar niye yükseliyor? Altın niye yükseliyor? Ekonominin kitabını yazdıysa ülke bak şu anda insanlar kan ağlıyor. Emekli perişan. Ben de emekliyim mesela. Hemen emekliliğe geleceğim ama şunu da sormak istiyorum. Mevcut iktidar düzeltebilir mi sizce bu? Mevcut iktidarın düzeltmesi mümkünatı yoksa zaten düzeltse şimdi bu halde düzelir. Yani düzgün gitmiyor ki düzeltsin. Neyi düzeltecek? Boşuna çırpınıyorlar. Ancak laf atıyorlar. Dış güçlerin işi. Ne dış güçün işi kardeşim? Kimdir bu dış güçler? Ya hiçbir şey değil. Ya Amerika'ymış, yok bilmem şuymuş, buymuş. Yani alakası yok dış güçlerle. Doları marka olan, altın olan milletvekilleri var, bakanlar var. Hepsi yastık altı, iş adamları var, çeteler var. Hepsi o müteahhitler de 5 çete. Bunlar köşeye döndü. Başka bir şey yok ülkede. Dolara eurosu olanlar diyorsun. Zengini daha mı çok zengini? Zengin daha çok zengin olacak. Zaten fakirin nesi var ki? Adam da emekli maaşını geçinemiyor. Yani zengin, tabii ki zengin oldu. Yastık altı paralar duruyor. Hepsi duruyor. Önceden zengin, fakir ve orta direk diye ayrılırdı. Üçe ayrılırdı. Sizce bu ayrım artık kaça düştü? Orta direk diye bir şey kalmadı ki. Ülke hepsi zenginlerin elinde zaten. Fakir, işte görüyorsun bak insanlar dolaşıyor, boş boş dolaşıyor. Diyor ki telefonlar, milletin her evde iki tane araba var diyor. Kapıcılarda bile araba var dedi. Ya araba var ama gitsin icra dairelerinde, ben hukuk bürosunda çalışıyorum. Gitsin icra dairelerinde görsün panolarda. Arabaların satışını görsün, dairelerin satışını görsün, yani anladın mı? Kaç yaşındasınız amcacığım? 60 yaşındayım. 60 yaşındasınız, hala çalışıyorum dediniz. Çalışıyorum, emekli oldum, çalışıyorum hala. Emekliyim dediniz. Ha. İlk öncelikle emeklilikle geçinebiliyor musunuz? Hayır canım, nerede geçineceğim? Ben 2500 lira maaş alıyorum. Hı-hı. Şu anda ev kiraları çıkmış 3000 liraya. Hı-hı. Ümraniye'de oturuyorum, ev arıyorum, ev bulamıyorum. Hı-hı. 3000 lira, Allah'tan korksunlar. Hı-hı. Yani akşamdan zam yapıyorlar. Bir tane ev bulduk, emlakçıya sordum, 1800 lira dedi. Sabah aradım, dedi ki mal sahibi dedi 2500 yap dedi. Artırdı dedi. 1800 liradan bir gecede 2500 lira çıktı. Yani bu ülke daha nerede? Türkiye'de bir defa iktidar, mevcut iktidar ne diyeceğim, kontrolü kaldırdı. Ülkede kontrolde bir şey yok. Ya bir köyde tüp gaz değişmiş 220 lira. Yani ekonomi bitik kardeşim. Bu ülke gidiyor elden. Peki efendim, ülke elden gidiyor dediniz ama bu ülke nasıl kurtulur? Ekonomimiz nasıl düzelir? Vallahi gelecek insan da hali zor. Gelecek kim gelecek? Geldiğini kabul et. Biz bir tane değişsin. Bundan daha kötüsü gelmez bir defa. Bundan daha kötüsü gelmez. İmkanı yok. Gelen insan için de zor. Şimdi kasa boş, cep boş. Cep dedik, cepten dedik. Yani şimdi ekonomide bitmiş ya. İnsan nasıl düzeltecek? Düzeltme şansı yok. Mümkünatı yok. Ben görmüyorum düzeltme şansını. Yani gelecek olan kişinin işi de zor diyorsunuz. Düzeltmesi çok, çok zor diyorsunuz. Çok zor. Gerçekten zor. Yani ben inanmıyorum. Gelecek insan da düzelteceğine inanmıyorum. Şu anda bakıyoruz siyaset Allah bullak. Doğru muhalefetini yapıyor ama mevcut iktidarda ülkeyi batırdı gidiyor. Hadi alım bakalım. Gücümüz düştü mü? Evde bunun sıkıntıları da yaşanıyor mu? Alım gücü düşmez olur mu? Şimdi ekmek 4 lira olacak diyorlar. Allah'tan korksunlar. Ekmek 4 lira olabilir mi yani? 4 lira ekmek olursa bu millet sokağa dökülmesi lazım bana göre. Dökülsün ne olursa olsun. Suriyelisi, Arabı, her şey. Ya bir ülke bu kadar boş olabilir mi? Elini kolunu sallayan bu ülkeye giriyor. Git bakalım Suriye'ye gidip girebiliyor musun? Git Amerika'ya girebiliyor musun? Almanya'ya girebiliyor musun? Vize lazım. Vize lazım. Bizde vize yok. Elini kolunu sallayan giriyor. Bizim ofis Aksaray'daydı. Buraya geldik. Hukuk bürosu. Aksaray'da zencilerden başımızı alamadık. O Suriyeliler dolmuşlar. Bak geçenlerde Suriyeli olay yarattı. Bir kıza tecavüz ettiler. Bunların daha çok zararını göreceğiz. Boş konuşuyor bunlara. Ya gitsinler artık, bıraksın gitsinler. Başkaları gelsin düzeltmekse düzeltmesin ya bana göre. Peki bazı vatandaşlarımız da diyor ki ekonomi çok iyi. Ya ne iyisi kardeşim, bunlar beyni sulanmış onların. Onların beyni sulanmış. Ne iyi ekonomi? O iyi diyen vatandaşa sor bakayım cebinde kaç parası var. Onlar şartlanmışlar, kemiklenmişler. Şimdi seçim gelecek. Kömürünü alacak, yardımını alacak. 5 sene çıkacak, 5 sene. Verecek yine. Gene verecek. Alacak kömürünü, alacak parasını, alacak. Dağıtıyorlar. Kahveler, mahveler dağıtıyorlar. Teşkilatlarında, AK Parti teşkilatlarında. Ben de alayım onlardan da. Onu sana vereyim. İki katı da sana vereyim ayrıca. Bak, sen veriyorlar ya hani. Onu beni götür, ben alayım onu. Ne veriyorlarsa. Ben almadım. Ben almadım. Almadı. Sen ne konuşuyorsun kardeşim? Ne konuşuyorsun ya? Almam.
Ya beni götür diyorum bak. Alayım, sana vereyim. Git teşkilata. İki katı da sana vereyim git ayrıca. Teşkilatına git dağıtıyorlar. Ya, sen beni alana götür, alana. Lafa değil. Doğru. Ümraniye dağıttılar abi, dağıttılar. Götür beni alana, ben o adama git bak. Üç katı vereceğim ayrıca. Peki efendim, hemen şunu soralım. Sağ. Dolar 13 lira, çeyrek altın 1200 lira seviyelerinde. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Bana ne olsun, ne olacak? Bana ne derken? Evet, evet. Bana... Neden efendim bana ne? Yani ülkeye giren ham maddelerin çoğu bak, dolar, euro bazında bak, olduğu için bir bak, ekonomide bir artış yok mu? Bak çocuğum, lafı fazla uzatıyorsunuz siz, böyle konuş size. Onu söyleyeyim. Nasıl fazla uzatıyorsunuz? Benim köyümün altından Fırat böyle bulanık akar. Bulanık. Ama gider Şanlıurfa'da baraja girdiği zaman böyle maç mavi olur. Peki efendim şunu sorayım ben. Durdu, ekonomi iyi mi kötü mü? Ekonomi iyi fakat pahalılık var. Ekonomi nasıl iyi oluyor efendim? Pahalılık varsa ekonominin iyi olduğunu. Başka bir şey kardeşim, bankalar battı mı batmadı. Gittiğin zaman kredini alıyor musun? Alıyorsun. Yiyecekte bir sıkıntı var mı bir yerde? Temel gıda olarak sizce ya, artmadı mı hiçbir şey? O ama pahalılık var diyorum ben sana. Tamam, bu da ekonominin zaten kötü gidişatıyla doğru orantılı değil midir pahalılık? Hayır. Neyle doğru orantılıdır? Neden artıyor o zaman? Artıyor. Sen milli neydi? Allah'ım. Bir dönem vardı 60'larda. Milli neydi o? 60'lara hiç gitmeyelim efendim. 2021 yılındayız. Olmaz. Siz dediniz ki pahalılık dediniz. Pahalılık var dediniz. Var. Ekonomi kötü değil. Ekonomi kötü değil dediniz. Bu pahalılığın sebebi ne o zaman? Ekonomi kötü değilse neden her şeyin fiyatı artıyor? Be kardeşim, sen her gün, sen 2 seneden beri dolar 10 bin lira olacak diye bağırırsan durup dururken. Çok beklersiniz dediler. Sen bir adama 40 defa deli dediğin zaman o adam deliliyor ya. Bir adama 40 defa sen aptalsın diye o adam aptal oldu kardeşim. Yapma bunu. Biz yani vatandaş 10 lira olacak dediler diye dolar 10 lira mı oldu? Yani bu sözlere 40 defa dendi yok, diye mi? Gerek yok bunları söylemeye. Başka işiniz yok musun ya? Ya bana bir çözüm verin, çözüm verin. Tamam, ben size şunu soruyorum. Ben uzatmayacağım. Ben şunu söylüyorum. Sen gençsin. Bu anlasan da anlamaz çünkü gördü her şeyi. Ülkene sahip çık. Karayalçın'la, FETÖ'yle yürüdüğün zaman bu ülkeye sahip çıkamazsın. Ekonomi düzelir. Ülke gittiği zaman hiçbir şeyin kalmaz. Ülkeyi biz nasıl sahip çıkmıyoruz? Hemen onu söyleyeyim. İşte bunlardan çıkmıyorsunuz. Efendim? Bunu yakaladığın zaman çıkmıyorsun. Nasıl çıkmıyoruz? Bu kişiyi yakaladığın zaman çıkmıyorsun. Şimdi doğruları konuşmak şey mi? Bakın. Elleri sulanmış, şartlanmışlar akıyorum. Ekonomi diyor. Çok iyi diyor ama pahalılık çok, var. Çok iyi diyor yani. Ben nasıl ekonomi iyi ya? İyi olduğunu bana söylesin kardeşim. İyi olduğunu bana söylesin. Pahalılık var diyor. Var tabii canım, hayat pahalı, ekonomi iyi olur mu o zaman ekonomi pahalı olsa? Neden böyle? Damadesi pahalı. Adam bir kilo şeker alıp yiyemiyor. Bir bardak çayını içemiyor kardeşim. 2 lira olmuş bir çay. 2 lira. Bir bardak çay küçücük 2 lira olmuş. Nasıl ekonomi ya? Neden iyi diyorlar? Ya bunların beyinleri sulanmış, tek kelime başka bir. Bunlar şartlanmışlar, tamam mı? Kemik oyu var. AKP'nin kemik oyu var. Bir de vatanına sahip çık diyorlar efendim. Bizim ya, sizin gibi düşünenler mesela vatanına sahip çıkmıyor mu? Bir dakika, FETÖ ile kol kola kendisiydi. FETÖ ile kol kola kendisiydi. Dedi, açılım olmadı. Ya Karayılan'ın niye şeyde kırmızı halı serdiler? Güzel bir şeyle karşıladılar ya, mahkeme, çadır mahkemesi kurdular ya, ne oldu? Hepsi ya gizli gizli görüşmeler var, baş versen. O yalan, Karayılan'la bilmem ne, FETÖ'yle, ne FETÖ'sü ya? FETÖ, evet FETÖ vardı. Bir zaman kendileri mecliste şeyin üzerine yürümediler mi? Sen söyle, CHP milletvekili ver, kamer gencin üzerine yürümediler mi bizim hocamıza? Nasıl bir kelime söylersin? Ne istediğiniz de vermedik dediler. Ya ne işte, ne istediğini vermedik. Ülkene döndü. Ülkenin ötesine selam olsun dediler. Ya biz o işlere bir, tamam doğru, bir şey oldu, darbe oldu. Olsaydı kötüydü, tamam doğru. Ama bunlar FETÖ'yle beraberlerdi, beraber. Bu iş geçeceksin bu işi. Yok Karayılan'mış, yok bilmemmiş. Ben inanmıyorum kardeşim. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Bugün seçim olsa oyumu Meral Akşener'e kullanacağım. Neden efendim? Ben o kadının biraz daha iyi görüyorum. İnşaatı düzeltebilir mi Meral Akşener? Ya o da zorlanır. O da zorlanır. Ben açık söyleyeyim. O da zorlanır. CHP de zorlanır. Zorlanacak çünkü. Ülkenin içini boşalttılar. Kasayı boşalttılar. Yok para, yok. Bütçede para yok. Gençlerin Avrupa hayali var. Neden bu Avrupa hayali? Ne yapsın genç? Adam üniversite okup bitirmiş, burada iş bulamıyor. İş bulamıyor. Ne yapacak? Adam bakıyor ki ilk karışık. Çekecek Avrupa'ya. 2825 asgari ücretle de geçinilebilir misin? Ya mümkünatı var mı? 4000 lira olsa yine geçinemez şu anda. Şu hayat şartlarıyla 4000 lira ama asgari ücret olsun yine geçinemez. Asgari ücret zamları da konuşuluyor. Sizce kaç para olmalı? Vallahi asgari ücret 5000 lira olması lazım bana göre. Şu an şartla ama ucuzlarsa amenna. Şu anki şartlara göre, bu alım gücüne göre 5000 lira. 5000 lira maaş olmasa
Bir işçi geçine bas. Rahat rahat yaşayabilir miyiz 5000 lira da olsa? Ya doğru kademe yukarı çıkarsa, hayat şartları yine yukarı çıkarsa yine geçinemeyiz tabii haliyle. Hayat şartları çıkmasın, düzgün olsun, artırmasın kardeşim. Türkiye'nin bütün varlıkları satılırsa, Türkiye'nin bütün üretimleri verilirse, Türkiye'nin Tüpraş'ı, Türkiye'nin Petkim'i, Türkiye'nin şeker fabrikaları, Türkiye'nin bütün kaynakları yabancılar peşine çekilirse bu bir ihanettir. Tüpraş'ı kim aldı? Kim aldı? O da bilmiyorsun işte. Peki oraya. Amcam dedi ki ekonomi iyi, sadece pahalılık var dedi ama gitti. Vallahi ekonominin battığını herkes görüyor. Zamların nasıl olduğunu herkes görüyor. Ya bakın dün değil iki gün önce bir tane kızımız öldürüldü İzmit'te. 17 yaşında bir Afganın tarafından. Bunun vebali bugünkü iktidara destekleyenler. O öldürülen çocuğu kim AKP oy veriyorsa o kızın katili de onlar. Peki dış güçler diyorlar efendim. Bu dış güçler kimler? Dış güçlerin oyunu, bu ekonomik oyununda dış güçlerin oyunu diyorlar. Ya sen ülkenin tamamıyla dünyadaki sıcak parayı betonlara bağlamışsan, oradaki o parayı adam gibi yatırımlara yönetmemişsen dış güçlere zaten hizmet eden bugünkü iktidar. Peki ekonomimiz sizce nasıl düzelir? Ekonomi bu AKP gitmeden ekonominin düzelmesi mümkün değil. Peki gelecek kişi de sizce düzeltebilir mi? Vallahi öyle bir Türkiye'den kaçırılan, bakın Türkiye'de şu anda satılan fabrikalar var ya. Yani hani Cumhuriyet döneminde hiçbir şey kurulmadı diyorlar ya, sata sata da bitiremediler ya. Şu andaki o fabrikaları kurmaya çalışsalar 600 milyar dolar. 600 milyar dolar. Kaça satıldı? 60 milyar dolara. Nereye gitti bu paralar? Nereye gitti? Nereye gitti efendim? Bir avuç tefecilere gitti. Bir avuç AKP'nin hırsızlarına gitti. Bir avuç beşli çeteye gitti. Nereye gitti? Ya sen şimdi topladığın yol yapıyorlar. Yolu yapıyorlar. Şu anda millet o geçmediğim köprüden benden vergi alıyorlar. Bu milletten köprü alıyorlar. Gençten köprü para alıyorlar. Senden para alıyorlar. Geçmediğin köprüden alıyorlar. Dolar euro bazında. Hem de dolar euro bazında. Bir kere o Kemal Kılıçdaroğlu çok doğru söylüyor. O yapılan ihalelerin hepsini tekrar yeniden hem de Avrupa'dan da mühendisler getirilecek. Avrupa'dan mühendisler getirilecek. Diyor ya bugünkü saraydaki Avrupa mahkemeleri var. Evet, Avrupa mahkemeleri gelecek. Avrupa'daki bütün mühendisler de gelecek. Bunların maliyetleri çıkartılacak. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya %25 müteahhitlik karı var. Kaça kurulmuş? 1 milyar dolar mı? 1 milyar 250 milyon dolardır. Onun da ne kadar almışsa almıştır. Almadıkları da ona göre bölünür. O köprülerin hepsi devlete geçer. Adam gibi insanlara ucuz şekilde yolları verilir. Hastaneler de aynı. Ya 8 ayda hastaneye verdiğim parayla 59 tane hastane yapılıyor. Bu soygunlar bitmeden Türkiye'nin kurtulması mümkün değil. Yap işlet devret modeliyle de şöyle bir şey demişti Recep Tayyip Erdoğan, dedi ki mecburen ödeyeceksiniz. İşte onun için Avrupa mahkemelerine de çağırırsın. Böyle bir dünyada bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu soygun dünyanın hiçbir yerinde yok. Şu anda borçlu olmayan bir adamı gösterin bana. AKP'nin tarikatları borçlu değil. Çünkü Türkiye'nin bütün toplanan vergileri o tarikatlara gidiyor. Beşli çetelere gidiyor, AKP'nin hırsızlarına gidiyor. Başka kimseye değil. Bugün asgari ücret, hani Çin'e diyorlar ya, köle gibi çalıştırılıyor. 350 dolar alıyorlar. Türkiye'de şu anda insanlar 200 dolara düştü asgari ücret. 200 dolara. 200 dolar diyorum ya, 200 dolar. Hadi biz Türkiye'deyiz, TL bazına vuralım. Hani diyorlar ya 8000 dolar diyorlar Türkiye'nin milli geliri. 200 doları yıllığa çarptığın zaman 2400 lira yapar. Nerede 8000 dolar? Adam başı 8000 dolar diyorlar. Ha, dediğim gibi. Eski kurdan olabilir mi efendim? Şu anda dolar 13 lira. İşte onu söylüyorum. Şu anda 200 dolar. Nerede 8000 dolar bile değil. Türkiye'nin milli geliri şu anda 4000 dolar. Yani milleti kandırmakla başka hiçbir şey yaptıkları yok. Ekonominin kitabını yazdık dediler. Katılıyor musunuz? Vallahi şuradaki bir tane şeye çalışmayan istize şey yap. Onlar ekonomi kitabını ondan daha iyi yazar. İş çok diyorlar ama iş beğenmiyorlar diyorlar. Vallahi Türkiye'de şu anda işsizlik gençlerde %35. Normal çalışma. Ben Ankaralıyım. Ankara'da geçen otelde çalışmaya iki üniversiteyi bitirmiş çocuk 2500 TL'ye yeter ki işim olsun diye 2500 liraya çalışmaya razı. Askeri ücretinde altında. Kim diyor onu ya?
Ben onlara yüzlerce asgari ücrete bile razı olacak insanlar bulduk dedim. Peki onu efendim. onu söyleyenler sadece AKP'ye yalakalık yapan insanlar. O hırsızlığı savunan insanlar. Hiçbir tane namuslu insan değildir. Atatürk gibi neşteri vurabilecek bütün ihaleleri, ha yurt dışına kaçırılan bütün paraları da getirecekler. Çünkü Türkiye şu anda tamamıyla uyuşturucu şeylerin olduğu bir ülke olmuş. Gri listeye girmişsin sen ya. Gri listeye girmişsin. Gri listenin ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. Daha bu millet gri listenin bile ne olduğunu bilmiyor. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Vallahi AKP'den yana kullanmayacağımız belli. Yani AKP'ye oy vermek demek bu vatana ihanet demek. Bu vatana ihanet demek. Bunun başka bir şeyin yolu yok. Ama şöyle de söylemler de oluyor. Biliyorsunuz ki işte dolar euro artsın hiç önemli değil. Vatanımızı sadece savunalım diyorlar. Bu konu için ne de düşünüyorsunuz? Ya bu zaten bakın. Bu ülkede üretimi kapatmışsan, üretim tesislerini bitirmişsen, üretimde yana hiçbir iş yapmıyorsan, Türkiye'yi tamamıyla soyguna çekmişsen zaten sen ülkeyi satmışsın demektir. Yani Osmanlı dönemindeki kapitülasyonlardan ne farkın var? Peki, Osmanlı döneminde de o Vahdettinler kaçacaktı. Bunlar da şimdi kaçacak. Başka bir şey değil.